Gıda güvenliğinden buzağı ölümlerine, ISO kalite belgesinden e-reçete uygulamasına kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genişletilmiş koordinasyon toplantısı Kızılcıhamam'da yapıldı. Bakanlık müsteşarları, genel müdürler ve il müdürlerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal üretimin ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. Türkiye'nin kalkınmasını istiyorsak tarım kalkınacak. Ve bu ne demek biliyor musun? Bütün bakanlıkların yükü üzerimizde bizim. Bunun içerisinde Milli Savunma var, Milli Eğitim var, her şey var. Çalışma Bakanlığı var, şu var, bu var. Hakikaten. Eğer tarım olmazsa ülke olmaz arkadaşlar. Ve tarım olmazsa gıdasını üretemeyiz. İlk geldiğim günden beri söylüyorum değil mi? Gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız ülke olamazlar. Bakanlık müsteşarlarıyla birlikte il müdürlerinin görüşlerini dinleyen Bakan Fakıbaba, teknoloji kullanımının önemine vurgu yaparak bu yıl tüm il müdürlüklerinin ISO kalite belgesi alacağını belirtti. Her yıl bir kez destekleme başvurusu alınacağını açıklayan Bakan Fakıbaba, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez de ödeme yapılacağını dile getirdi. Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem dünyada örnek olacağını sözlerine ekledi. Tarım arkadaş stratejik bir bakanlık. Biz diğer bakanlıklara, diğer ülkelere örnek olacağız. Yani benim bu konuda ciddi şeyim var. Benim arkadaşlarım öyle projeler yapacak ki Yunanistan diyecek ki ya Türkiye ya nasıl bir ülke, nasıl aldı başını. Ya arkadaşlar başarınız bunu ya. Yani olmayacak bir iş değil arkadaşlar ya. Büyütecek çok büyük bir olay da değil. Ya ben veteriner hekim olacağım, ziraat mühendisi olacağım. Ya yağmurda, çamurda üzerime bir naylon bir şey geçireceğim. Ayağıma çizmeyi geçireceğim. Köy köy dolaşacağım ya.